Merhaba arkadaşlar. İngilizce 2 dersimizin 12. ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde Present Perfect Tense konusu üzerinde duracağız. Present Perfect Tense'in Türkçe'de zaman olarak tam karşılığı yoktur. Bu nedenle bu zamanın anlamından çok nerede ve neden kullanıldığına dikkat etmemiz gerekiyor. Geçmişte yaptığımız eylemleri zaman vermeden anlatıyorsak Present Perfect Tense'i kullanırız. Bu tense ile yapılan cümlelerde geçmişte yapılan işin ne zaman yapıldığı değil, özellikle yapılmış olup olmadığı önemlidir. I have seen this film. She has bought a new car. Geçmişte başlamış, sonuçları ya da etkileri içinde bulunduğumuz anda devam eden eylemler için yine present perfect tense'i kullanırız. God damn it. I have crashed into the bus. Look, the rain has stopped. Geçmişte başlamış ve halen devam eden eylemleri ifade etmek için present perfect tense'i kullanırız. I have known you for 2 years. She has lived in this city since 1995. Şimdi present perfect tense'in cümle yapısına bakalım. Present perfect tense'de cümle yaparken I, you, we, they özneleriyle have, he, she, it özneleriyle has yardımcı fiilleri kullanılır. Bu zamanda fiillerin üçüncü hali, yani past participle hali kullanılır. Düzenli olan fiilleri üçüncü hale getirmek istersek sonuna d, ed, ied takıları getirilir. Lived, watched, studied, planned. Bu kurallara uymayan fiillere düzensiz fiiller diyoruz. I have washed my hair. She has lost her passport. They have eaten Chinese food. Present perfect tense'de olumsuz bir cümle yapmak istersek sadece have, has yardımcı fiillerinden sonra olumsuzluk eki olan not getirilir. Kısa olarak hasn't, haven't şeklinde yazılır. Fiillerin yine üçüncü halleri kullanılır. I haven't brushed my teeth. He hasn't phoned me. They haven't seen a dog before. Present perfect tense'de soru yapmak istediğimizde have, has yardımcı fiilleri özneden önce getirilir. Fiillerin yine üçüncü halleri kullanılır. Have you eaten Turkish delight? Has he ridden a horse before? Have they washed their hands? Bilgi isteyen sorular oluşturabilmek için soru cümlesi diziliminin en başına what, where, who, why, when, which, how long gibi soru sözcüklerini getiririz. What have you done? Where has she worked? Şimdi de konuyla ilgili bir okuma metni üzerinde duralım. Hi, I am Gökhan. I was born in Samsun, but I live in Ankara. I have a flat in Bahçeli Street. I have lived there for 7 years. I'm a journalist. I have worked for Milliyet since 1999. I am married. My wife's name is Sibel. We have been married for 3 years. We met when I was a student at university. She is a nurse at a private hospital. She isn't very happy with her job. She thinks it's boring. We don't have any children yet. I get around the city by my car. I have had it since I got married. I have traveled to a lot of cities. I can't remember all of them. I have been to Antalya 4 or 5 times. I have eaten and drunk traditional food and drinks. I ate baklava in Gaziantep and drank turnip juice called şalgam in Adana. I have met a lot of famous people, famous politicians and also famous singers and footballers. I haven't met Lionel Messi yet. Konuyla ilgili ayrıntılı anlatım ve bilgi ders akışlarınızda yayınlanan ders notlarında ve ders sunumlarında yer almaktadır. İngilizce 2 dersimizin 12. ünitesini ele aldık. Bu kapsamda present perfect tense konusuna değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.